Efendim merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Varşova'da Nowy Świat Caddesi ile yani Yeni Dünya Caddesi ile Jerozolimski Aleye Jerozolimski yani Kudüs Caddesi'nin kesiştiği noktadayız. Şimdi bu arkamda gördüğünüz cadde bizim İstanbul'daki Cadde-i Kebir'e yani İstiklal'e biraz benzer. Fakat buradan sadece otobüsler, ticari taksiler geçer, özel araçlar geçmez. Ancak burada yemek yeme yerleri, mağazalar, yürüyüş yolları. Nowy Świat ne demek? Yeni dünya ne demek? Yeni dünya Amerika demek. Fakat buradaki evlere baktığınızda 3 katlı İtalyan tarzı böyle küçük kapalı evlerdir. Burada eski dönemde Polonya'nın entelektüelleri oturmuştur. Yani gazetecileri, efendim akademisyenleri, efendim varlıklı iş adamları. Dolayısıyla bu cadde Varşova'ya geldiğinizde daha önce size anlattığım Krakowski Pişetmeşçe yani üniversiteden bu tarafa gelirken orayla bağlantılı bir caddedir. Nowy Świat adı o. Yeni Dünya Caddesi. Burayı görmenizi, burada yemek yiyip kahve içmenizi öneririm. Tam buradan böyle bakın dönüyorum, öbür caddeye bağlanıyorum. Aleye Jerozolimski. Şimdi biraz daha yürüyeceğim. Bu tarafa doğru, bu cadde ikisi kesişiyor ya noktada. Aleye Jerozolimski, Varşova'nın en uzun caddesidir. Yani 25 kilometrelik bir uzun cadde düşünün. Varşova'yı doğudan batıya ikiye bölen bir ana caddedir. Neden Kudüs Caddesi? Adı neden o? Şimdi bu caddenin adıyla ilgili iki efendim hikaye var veya iki versiyon var. Birincisi şu, 1092'deki o 4. Haçlı Seferi var ya, İstanbul'u yağmalayan Haçlılar. Onların buradan gelip bu tarlalardan, buradan Visva Nehri'nden geçtiğini rivayet ederler. O yüzden buranın adı efendim Jerozolim Caddesi. Yani Kudüs'e gittiler. Çünkü Haçlıların amacı neydi? Kudüs'e gitmek idi. Kudüs'e giden cadde anlamında bu 25 kilometrelik bu cadde. Zaten ileride Visva Nehri var. Hani Türk atları Vistül'den su içtiğinde Polonya kurtulur sözü var ya. O nehrin geçtiği cadde, o nehrin geçtiği alan. Cadde oradan başlar. Varşova'nın ta en batısına sonuna kadar gider. Yani hemen hemen şehir biter. Bu cadde şehri bitirir. Öyledir. En uzun caddesidir Varşova'nın. Bu ikinci versiyonu, yani Jerozolimski adının verilişindeki ikinci versiyon şu. İspanya'dan Yahudiler ve Araplar kovulduğunda 1520'li yıllarda bir kısmı biliyorsunuz Osmanlı'ya vize geldi, bir kısmı Macaristan'a gitti. Onlardan bir kısmı da Polonya'ya çıktı. Gelen Yahudiler bu ileride, yani bu caddenin daha ilerisinde bir mahalle kurdular ve o mahalleye ne adını verdiler? Jeruzalem Mahallesi, yani Kudüs Mahallesi dediler. Dolayısıyla cadde ikinci efendim adını alış versiyonu, ikinci versiyonda budur. Hem birinci hem ikinci versiyonda akla mantığa uygun. Ama tabii birinci versiyon çok eski dönem, 10. yüzyılda falan olduğu için burası tarlalık o zaman. Ama 1520'lerde oraya hakikaten mahalleyi kurmuşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da orada Jeruzalem Mahallesi var zaten. Dolayısıyla caddenin adı oradan geliyor. Şimdi bu caddede size anlatmak istediğim önemli bir şey var. Arkamda gördüğünüz palmiye. Bu palmiyeyi buraya 2000 yılında diktiler. Yani milenyumda dikildi. O zamanki belediye başkanı bunun açılışını büyük bir törenle yapmıştı. Neden? Bu palma pokuy. Yani barış palmiyesi. Peki barış palmiyesi kimi sembolize eder? Hazreti İsa'yı sembolize eder. Hangi mezhepte? Katolik'te. Zeytin kimi sembolize eder? Yine Hazreti İsa'yı sembolize eder. Hangi mezhepte? O da Ortodoks'ta, yani Pravoslav'da. Dolayısıyla bir insanın elinde, bir elinde Hazreti İsa'nın efendim palmiye dalı, diğer elinde zeytin dalı, işte onu işte hani çarmıha germek isteyen Yahudi heyete ben size barış getiriyorum diye gittiği için Hristiyanlıkta palmiye ve zeytin ağacı Hazreti İsa'nın barış sembolü olarak sunulur. Biri Katoliklikte, biri Ortodokslukta.
bu suni bir palmiyedir, doğal bir palmiye değildir. Yaz kış böyle efendim, rengi böyledir. Hazreti İsa'yı, Hazreti İsa'nın barışını ve Polonya'nın da Katolik bir ülke olduğunu sembolize etmek için milenyum, yani 2000 yılında tam Yeruzalim Caddesi'nde efendim Novi Sibiyat'la Yeruzalim'in birleştiği yere dikilmiş bir palmiye. Tam palmiyenin arkasında gördüğünüz o gri bina, o çok önemli bir binadır. Neden? Çünkü Polonya 1945'ten 1990'a kadar, yani sosyalizm döneminde o binadan yönetildi. Ben buraya geldiğimde ilk Polonya'ya hep şunu merak ettim. Ya bu Varşova Paktı binası neredeydi? İşte Varşova Komünist Parti merkezi neresiydi? Małgorzata Łobęcka-Koherowa, hep hani zikrettiğim Türkolog, Nazım'ın Akbacı dediği Türkolog. Bir gün buraya yürüyorduk beraber. Dedi ki oğlum dedi, bu binayı biliyor musun, bu nedir dedi. Bu bina dedi 45 yıl bu binadan yönetildi. Hem dedi Varşova Paktı binasıdır, hem de dedi Komünist Parti ana binası. Bu binadan dedi her şey organize edilirdi. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Şu arkada gördüğünüz şu karşıda. Şu iki katlı bina. Bakın şu iki katlı bina var ya. Şu ve şu yan yana bunlar. Bunlar bugün Varşova Belediyesi'nin böyle bir binası. Burada işte bir bölüm var, Varşova Belediyesi. Şimdi o arkadaki o koskoca taş bina, o gri bina, Komünist Parti merkezi ve 45 yıl Polonya'nın yönetildiği yeri Lech Wałęsa buradan yıktı. Yani iki katlı binadan 10 katlı taş binadaki rejimi işçilere yıktılar. Bakın burada bir ironi var. Bunu keşke Türkiye'den, şimdi kulakları çınlasın, dondurmam kaymağı çeken Yüksel Aksoy'a burada dedim ki, orayı ona anlatırken 2014'te. Bakın dedim, şuradaki iki katlı binadan bir işçi lideri, dayanışma sendikası lideri, burayı kiralamışlar o zaman sendika binası olarak. Buradan arkadaki, karşıdaki 45 yıllık işçi rejimini iki katlı binadan işçiye yıktırdılar. Bak dedim, bunun filmini siz çekersiniz. Yok dedi, ben sosyalistim. Bana bu film için kimse çektiremez. Dedim ki bunu aslında bir sosyalist çekmeli ve şunu düşünmeli. İşçiye işçi rejimini nasıl yıktırdılar? Veya işçiler işçi rejimini niye yıktı? Madem bu rejim işçiler içindi, değil mi? Bu soru işareti bunu sinema ve bizim romancılara, efendim sanatçılara bir soru işareti olarak burada bırakıyorum. Bunun filmi çok iyi çekilebilir benim kafamda veya bunun romanı da yazılabilir. Karşıdan oradaki 45 yıllık rejimi işçi nasıl yıktı ve niye yıktı, tamam mı? Dolayısıyla o bina hem Varşova Paktı'nın hem Komünist Parti merkezi olarak tarihteki yerini aldı. Peki bir soru, o bina bugün ne olabilir? Herkes düşünsün ama cevabı mecbur vermeliyim videoda. Bugün o binanın altında tam köşede Ferrari'ler var, Porsche'lar var ve ne var biliyor musunuz? Kapitalizmin en önemli işletmesi ne? Borsa. Borsa binası bu. Yani komünizmin kalbine borsayı, Ferrari'yi, Porsche'un temsilciliğini koydular. Orada hatta marka adı vereyim, reklam olur. Bunlar zaten marka adları, hepsi reklam. Belki onlar videolarımı izlenmesine sebep olur. Orada bugün dünyanın en lüks markaları var onun altında, o binanın. Dolayısıyla böyle bir ironi var. Sosyalizmin kalbine kapitalizmin en önemli kurumlarını koymuşlar. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ve temenni ederim ki sizler için faydalı, kısa da olsa birkaç bilgi verdim. Hepinize Varşova'dan selam, Varşova'dan selamlar, saygılar.